Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, maalesef bir zam haberiyle başlamak zorundayım. Petrol fiyatları bütün küreselde sert düşüş gösterirken ki sabah saatlerinde Brent ham petrol 70-71 doların da altına gelmişti. Gerçi sonrasında biraz yükseldi ama bizde işler pek öyle değil. Motorine 90 kuruş zam geliyor. 2 gün önce de benzine zam gelmişti. Diğer taraftan HSBC'nin Türkiye ekonomisine yönelik öngörüleri var. Bunları yineledi. Borsadan enflasyona, faiz indirimlerine kadar pek çok açıklama yaptı. Biraz ona da bakacağız tabii. Diğer taraftan köprü ve otoyollar için önümüzdeki 3 yılda cebimizden ne kadar para çıkacak? Onun rakamı da açıklandı. Hepsini konuşacağız. Bayram Bey ile karşımıza başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Ebru Hanım. Evet, bir taraftan bütün emtialar yükselmeye devam ediyor ama bizde benzin, motoru, her şeye de zam da geliyor. Onların fiyatları da yükseliyor ama küresele baktığımızda işler çok öyle değil. Suudi Arabistan üretim artışına hazırlanıyoruz haberleriyle. Galiba biraz düşüşe geçti. Biraz da tabii Amerika ve Çin'deki talep endişeleriyle de birleşince ciddi bir düşüş yaşandı petrolde ama işte bizde işler çok öyle gitmiyor. Neden öyle değil Bayram Bey? Neden biz dünyayla entegre olamıyoruz bu konuda? Şimdi biz dünyayla entegre olamıyoruz çünkü dünyadan kopuz, akla maalesef prim verilmiyor Türkiye'de, bilime prim verilmiyor. Her şey siyaseten düşünülüyor. Siyasetin girdiği yerden de akıl ve bilim kaçıyor. Özeti bu. Türkiye'deki işin özeti bu. Hiç sanat Türkiye'de iş ehiline yaptırılmıyor. Ehil götürülüyor, bir işin başına konuyor ama o ehile yetki verilmiyor. O ehil istediğini yapamıyor. Dolayısıyla politikalarımız bu hale geliyor. Şimdi bizdeki stratejiye bakalım. 2025 yılı bir kayıp yıl. Enflasyon aynı Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmeleri gibi. Enflasyon sözlü yönlendirmeyle işte %20'nin de altına çekeceğiz diye bir yönetim var. 2025 yılı bir kayıp. Şimdiden kayıp diyorsunuz. Şimdiden kayıp çünkü elimizdeki doneler 2025 yılının hem Türkiye'de hem de dünyadaki iyi olmayacağını gösteriyor. Şimdi dünyada iyi olmazsa nasıl Türkiye iyi olacak? Bir kere dış etkenlerim var. Biz bugüne kadar şu an %65-60'larda olan enflasyonu, gerçeği 90'ların üzerinde olan enflasyonumuz içerisinde ithal enflasyon yoktu. Şimdi bu sene ithal enflasyon geliyor. Nereden geliyor? Bakın 3 gündür Çin'in Merkez Bankası'nın verdiği tavizlerle, Çin hükümetinin verdiği tavizlerle beraber ekonomisi büyümeye başlayacak olduğu için bütün emtia fiyatları %1 ile %5 arasında yükseldi ve yükselmeye de devam ediyor. Şu an emtia fiyatları da girin dünya piyasalarına, hepsi yeşil, hepsi yukarı doğru gidiyor. Bunun enflasyon etkisi olmayacak mı Türkiye'ye? Çok ciddi bir enflasyon etkisi olacak. Doğru mu? Evet. Çok ciddi bir enflasyon etkisi yaşayacağız. Dolayısıyla bunun etkisini nasıl sileceksin? Silemeyeceksin. 2. Türkiye'nin kendi içinde halen bir toparlanma yok. İş adamları, iktidara yakın iş adamları bir tarafta saray, bir tarafta ekonomi yönetimi, bir tarafta çarpışıyor. Dış etkenleri de saymıyorum. Yani çok uluslu bankaları da saymıyorum. Çünkü çok ciddi şu an bizim dış borç ödemelerimiz var. Bu ödemelerin ne olacak belli değil. Kasım ayında 12 milyar doların üzerinde ödememiz geliyor. Ondan sonra Şubat, Mart çok yoğun. Biz bu ayları nasıl atlatacağız, nasıl döviz üreteceğiz? Yine borcu, ana parasına, faizini yine borçla mı ödeyeceğiz? Bu katlanarak nereye kadar gidecek? Bundan hiçbirisi belli değil. Çünkü ödeyemiyoruz, faiz ödemelerimiz inanılmaz yani. Şimdi Amerika gibi olmaya başladık. Ama Amerikan sonuçta parası rezerv para. Senin paran rezerv para değil ki. Dolayısıyla biz Amerika gibi hareket ediyoruz ama ekonomimiz de sistemimiz Amerika değil. Bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi benim gördüğüm stratejide işte dediğim gibi 2025 yılı benim için bitik bu nedenden dolayı. 2026'da eğer depremden bir tasarruflar sağlanırsa 2026'nın ikinci veya ikinci çeyreğinden sonra veya üçüncü çeyreğinden sonra bir tasarruf sağlanırsa bununla belki bir iyileşme olur. Onu da halka ufak ufak yansıtırız. Havasındalar. 2027-28'de de işte bundan etkisi ortadan kalkar. Biraz toparlanırız. Vaat satılıyor şu an. Ortada başka bir şey yok. Başka bir şey varsa birisi anlatsın bana, biz de bilelim yani. Yok. 2027-2028'de işte dünyada bir takım iyileşmeler olur. Bizim de depremle ilgili masraflarımız biter. Onları da halka yansıtsak biraz rahatlama olur şeklinde bir hayal satım var. Ama bu böyle gider mi? Hayır, bu böyle gitmiyor. 2025'i ben nasıl geçeceğim? Nasıl dayanacak millet? O pahalılıklara vesaire belli değil. Niye? Çünkü ödenen faiz, çok yüksek faiz ödüyoruz. Bütçenin önemli bir kısmı faize gidiyor. Harcamalar devlet hiçbir kısıtlama yapmıyor. Bütün bel bağlı işte Adıyaman'da, Malatya'da, Maraş'ta olan depremi oraya harcamaların azalması bütün umudu oraya bağlamış. Onun için ben de kendi keyfen bir tasarruf etmem diyor. Yani tabii şimdi böyle olduğu zaman iş başka bir yere varıyor. Erasmus'tan gelen kaynağı bir üniversite gidiyor koltukta öğrenciyi eğitme yerine koltuk takımı almaya kullanıyorsa zaten ekonomi düzelmez Ebru Hanım. Böyle bir yerde ekonomi düzelmez. Şimdi kimse kusura bakmasın. Bunlar açık kaynakları var. Gidip baksınlar. Dolayısıyla Türkiye'deki ekonominin kolay düzelmesi dünyayla pozitif değil negatif ayrışıyoruz. Yani tabii dünya toparlanırken biz tersine gidiyoruz. Evet, Çin faizini indirebilir. ABD de faizini indirebilir ama sen indiremezsin. Öyle bir şans yok ama maalesef bizim gördüğümüz şu an piyasada konuşulan konu Ekim ayında Merkez Bankası faiz indirebileceği yönünde. Çünkü hem sarayın hem saraya yakın iş adamlarının çok yoğun baskısı olduğu yönde bilgiler geliyor, duyumlar geliyor sürekli. Olup olmayacağını bilemiyoruz ama böyle duyumlar geliyor. Bu duyumlara ne kadar dayanırlar, kim ne kadar dayanır bilemem. Ama sıkıntı büyük. Peki, HSBC'den bahsetmiştim. HSBC diyor ki faiz indirimiyle ilgili bu yıl başlamayacağını öngörüyor ama Bank of America'da Aralık ayını işaret ediyor. Siz Ekim konuşuluyor dediniz. Evet. Yani pek çok tarih var. Bakalım hangisi? Sizin için ne diyorsunuz? İbrahim, yani 2025'e girmeden bir faiz indirimi olacak mı? Faiz indirimi olacak, o kesin. Yani %90 olasılıkla 2025'e girmeden 2024 için faiz indirimi olacak. %60 ihtimalle de Ekim ayında Ekim ayının sonuna doğru Merkez Bankası toplantısına bekliyorum. Çünkü iş dünyasında batan firma çok. Özellikle saraya yakın besleme dediğimiz kamu kaynaklarından beslenen şirketler kamu bankalarından kredi alamayınca iş başka bir yere gidiyor. İşte biraz BDDK ile Merkez Bankası'nın politikada çelişmesi de buradan çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi durup dururken Ziraat Bankası neden ben sıkı para politikası görüyorum, ben bunu dinlemiyorum, ben konut faizlerini aşağı çekiyorum dedi. Bana bizi izah etsin. Niye? Bu çelişki değil mi? Sıkı para politikası çelişki. Bu ne yapacak şimdi? Konut satışını artırıp konut fiyatları yukarı çıkacak. Enflasyonla mücadeleyi delecek. Açık. Peki niye yaptırıyorsunuz bunu? Şimdi bu beni sanki iş adamlarının ve sarayın ağırlığının ekonomi yönetimimize daha da artacağı, dolayısıyla faizlerin artışının Ekim'e çekileceği şeklinde kanı daha da güçlendiriyor. O söylentiyi daha da güçlendiriyor. Çünkü Eylül'de bunun ciddi tartışması olmuş. Yani faizleri artıran tartışması ciddi anlamda olmuş. Şimdi Ekim'e doğru kaymış gibi duruyor. Bakacağız hep beraber Ekim veya Kasım ama en geç Kasım'a mutlaka olacak gibi duruyor. Peki, HSBC ile devam edelim o zaman madem faizi konuştuk. Enflasyon içinde ve özellikle de borsa içinde yorumları var. Diyor ki hisse senetleri için ağırlık üstü getirisi tavsiyesini koruyor HSBC ve şöyle diyor, son düşüşün bir satın alma fırsatı olduğunu söylüyor. Peki gerçekten... Şimdi Türkiye'de hisse senedi fiyatları gerçekten düşük. Bunu kabul etmek lazım. Gerçekten düşük. Ama insanlar da endişeli oldukları için kolay kolay hisse senedi gitmiyor. Zaten borsada bazı hisseler hariç çok fazla diğerlerin üzerinde işlem hacmi olmuyor. Fiyat oluşuyor ama hacimli bir fiyat oluşmuyor. Hacimle fiyat oluşmuyor. Bunun sebebi de belli. Şimdi şu an şirketler kredi bulamazken, karlılıkla düşerken insanlar gidip de kredi bulamayan, karlı olmayan şirketlere yatırım yapar mı? Yapmaz. İhracatın belli. Sanayi üretimin düşüyor. Şirketten kapasite kullanamayanlara düşüyor. Aynı fiyattan benden hisse alıyorsun. Niye alsın? Dolayısıyla evet, gelecek için bugünden almak bir fırsat. Doğru. Ama Ne kadar sürecek bu gelecek, bunu bilmiyoruz. Eğer Ekim'de Kasım'da faiz indirimi bekleyenler, beklentisi güçlü olanlar hisse senedi alabilir. Çünkü o hisse senetleri ürününü açar o zaman. Öyle söyleyelim. Tabii Merkez Bankası'nın bir de yeteri kadar parayı steril edemediği konuşuluyor. TL çünkü sürekli döviz topluyor. Bunun karşı piyasa TL veriyor. Bu TL'yi ne kadar çekebiliyor? Biz buna sterilizasyon diyoruz. Ne kadar çekiyor, ne kadar çekiyor? Bunu hep beraber göreceğiz ama çok fazla çekemiyor gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla hisse senetlerinde evet böyle bir durum olabilir. Onu tabii zamanla iyi ayarlaması lazım. Yatırım yapacakların zamanla iyi ayarlaması lazım. Evet, profesyonel de bir destek almaları gerekiyor. Tabii mutlaka. Ama altını çizmiş olalım. Peki evet. Enflasyon tahmini de var HSBC'nin. 2024 sonunda %58.6 diyor. 2025 sonunda da 31.9 diyor. Mehmet Şimşek'ten daha karamsarlar. Mehmet Şimşek'le konuştuk. New York'ta %20 demişti. Şimdi Ebru Hanım, biz sizi hatırlıyor musunuz? Yılbaşına yayın yapmıştık. Bütçe çıktığı zaman, bütçe programı çıktığı zaman. Ne demiştik? %60 civar olur demiştik. Herkes 30'larda, 40'larda, şimdi geldi 58-59'lara. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Kuru ne diyorlardı? 32 lira olur, 31 lira olur. Hatta 29 olur diyen vardı yıl sonu için. Kaça geldi kur? 34-12'de şu an. Evet. Dolayısıyla biraz realistik olmak lazım, tamam mı? Biraz akıllı hareket etmek lazım. Şimdi piyasayla gerçek ekonomi arasında çok ciddi farklar var. Bunu iyi belirlemek, iyi görmek gerekiyor. Gerçek ekonomi piyasa. Piyasa para kazanmak için spekülasyon yapabiliyor ama bizim öyle bir şansımız yok. Biz genel, reel ekonomiye göre her şeyi konuşuyoruz. Dolayısıyla piyasadaki rakamların, şimdi iki tane rakam yollamıştır. Yani Türkiye'nin yurt dışındaki faizi 8'den 6.75'e indi mi? Evet indi, doğru. Peki bu 6.75 faizi ödeyeceğin param var mı? Yok. Siz buna bakman lazım. Şimdi kâr üzerinde iyi görünüyor. Ama neyle ödeyeceğim bunu? Ve borçlu sürekli ödeyemiyorsun. Sürekli vade uzatıyorsun. İşte faizle borca saydırıyorsun. Ana para yapıp tekrar uzatıyorsun. Şimdi piyasacı bunu görmüyor. Aa diyor faiz de 8'den 6.75'e indi. Evet 1.25 iniş var. Ben diyor hisse senedi. Hadi git al o zaman. Şimdi bakış açıları biraz farklı orada. Dolayısıyla reel ekonomiyi endekslemen, hareket etmen lazım. Benim ekonomim, imalat sanayim büyüyor mu? İmalat sanayim kapasite kullanım oranı yüksek mi? İmalat sanayim finansman olanakları iyi mi? Dış pazardaki rakiplerin durumu nasıl? Bunlara bakman lazım. Bakıyor musun? Yok ama Çin bakıyor, bak Çin diyor ki ha burada sıkıntım var diyor. Finansman erişimi kolaylaştırayım diyor. Maliyetini düşüreyim diyor. Tamam mı? İçeride piyasayı da hareketlenir. Dolayısıyla da fabrikadan üretim artsın, kapasite kullanım artsın, birim maliyetleri düşsün, o da benim şeyimi düşür diyor, enflasyonumu aşağı getirir ama aynı zamanda ekonomide canlandırırım diyor. Tamam mı? Evet. Şimdi olay burada düğümleniyor. Ben petrol fiyatlarını önümüzdeki birkaç güne tekrar artacak hesabım. Suudi Arabistan'da olayı evet biraz gevşeme var ama Çin tekrar toparlanıyor. Bugün 147 milyar dolar Çin bir kaynak aktarıyor bankalarına, öz kaynak aktarıyor. Onu da krediye dönüşecek hani Türkiye'deki gibi. Ama Türkiye ile Çin birbirine benzemiyor şimdi. Sıkıntı burada. Yönetimimiz de benzemiyor. Anlatabiliyor muyum? Yönetimlerin ekonomi bakışları da birbirine benzemiyor. Adamlar akılcı hareket ediyor. Bizdeki gibi değil. Dolayısıyla Çin'in yaptıklarını şöyle görmemek lazım ama Çin'in bu yaptığı, Çin'in ekonomisinden kalkınıyor olması bizim için iyi değil. Neden diye biliyorsun? Emtia fiyatları yükselecek, biz enflasyon ithal etmek zorunda kalacağız. Sıkıntımız bu. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum. Buyurun. Ödememiz gereken çok ciddi paralar var dediniz. Ödememiz gereken çok ciddi paralar kalemlerinden biri de köprü ve otoyollar için ödememiz gereken para. 3 yılda tam 328,7 milyar lira ödenecekmiş. Peki bunu ödeyecek kaynağımız ödeyecek. Ama kur artmazsa, kur artışı bu şekilde kalırsa daha yükselecek, evet doğru. Kur artarsa daha da yükselecek. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bunun tüm bunlara kaynak yok zaten. Şimdi onun için diyoruz harman soruyorlar diye. Bir kere bakın Türkiye toparlanması için, ekonomisi toparlanması için birinci şart abi. COİ'leri gözden geçireceksin. Gelin hocam bir oturalım şu masaya edeceksin. Tamam mı? Bu çok önemli. Bunu yapmazsan bir yere varamazsın. Bunu yapman lazım. Gel hocam bu konuşalım. 2, kamu kesmenin mutlaka harcamalarını disiplin edilmesi lazım. Ve buna da herkesin uyulmasının sağlanması lazım. Paranın başında Mehmet Şimşek oturuyor. Hazine. Vermiyorum kardeşim diyemiyor. Sıkıntı burada. Bir buçuk senede vermiyorum kardeşim diyemiyor. O nedenle kamu kesimi şeye gitmiyor. Tasarrufa gitmiyor. Ağırlığını koyup Mehmet Şimşek'in başarılı olmak istiyorsa ödemiyorum ben bunu demesi lazım. Yoksa delik deşik kamu bankalarının zararları 800 milyar zararı var. Kamu kuruluşlarına görev zararları. Onun dışına gelecekler var. Merkez Bankası'nın 1800 milyar aslında zarar 1.6 trilyon. 800 milyar değil. 800 milyar zarar başka yerden. Ha bir de Merkez Bankası zararı var. Çünkü Merkez Bankası ne zarar etti? Hazinenin kur koruma mevduattan gelen zararını Merkez Bankası'na yıktılar. Evet. O zaman bunun karşılığında oldu. Merkez Bankası'na şimdi para alamadın. Bak. Hadi bakalım al şimdi parayı. Geçerse para aladı Merkez Bankası'na kardan. Şimdi kar etme zarar ettiği için para da alamıyorsun. Oradan da gitti 250-300 milyarın. Yani bu ayak oyunlarla bu iş olmuyor. Ekonomiye global bakıp ekonomik kazanır hale getirmen lazım. Bir dükkanın var, dükkanı para kazanır hale getirmen lazım. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yoksa çikolatadan kestim, ekmeğim verdim, ekmekten kestim, suyu sattım olmuyor. Aslında döndürdüğünüz zaman bu iş olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Çok basit mantık. Global olarak ekonomik karlı hale getirip ürünleri çoğaltman lazım. Özeti bu. Peki. Çok teşekkür ediyorum. O zaman hem de kıymetli izleyicilerimize. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum herkese. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.